Maylari. Bu yeni yapmakta olduğumuz çalışmalarda Kuzey Parados geçişinde bu sağlık tanrıçası Hügeya'nın ki Asklepios'un tanrı, sağlık tanrısı Asklepios'un kızı oluyor. Heykelinin başını bulduk. Tabi buradaki heykeller genel olarak değerlendirdiğimizde geç Helenistik, erken Augustus dönemine tarihlendiriliyor. Yani günümüzden 2100 yıl öncesine tarihlendirilen bu heykeller gerçekten stil açısından, ondan sonra işçilik bakımından çok özel bir yere sahip. Tabii biz burada normal boyutlardan daha yüksek olan sağlık tanrıçasının başını bulduğumuzda çok heyecanlandık. Çünkü bu bölge, biz biliyoruz ki tekstil ticaretinin, mermer ticaretinin, hububat ve hayvan ve hayvansal ürünler ticaretinin yanında sağlık da çok önemli burada. Ve dolayısıyla M.Ö. 9 yıllarında buraya gelen Strabon, bir Amasyalı yazar, burada Laodike'ye bağlı bir tıp fakültesinden, yani Herafleion Tıp Okulu'ndan ve ben geldiğimde diyor burada Aleksandros isimli bir başhekim vardı diyor. Çok önemli bir başhekimdi diyor. Daha sonraki döneme baktığımızda milattan sonra 4. yüzyılda bölgenin Hristiyanlaşmasına bağlı olarak da özellikle de Laodike'ye gönderilen mektupta, İncil'de yer alan mektupta burada göz merheminden söz edilmekte. Ki biz biliyoruz ki burada özellikle de göz doktorlarının çok özel bir merhem ürettiklerini ve heykel başı özellikle şunu belirtmem gerekiyorsa klasistik dediğimiz milattan önce 4. yüzyıl tarzında geç Helenistik erken imparatorluk döneminde yapılmış. Çok ince bir işçilik gösteriyor. Alın ortasından geriye doğru taranan saçlar ve üstünde bir bant var. Ve özellikle de baş üstünde saçlar bir fiyonk şeklinde bir düzenleme yapılmış. Hafifçe aralı dudakları söz konusu. Ve dolayısıyla da geriye doğru taranan kıvırcık bukleli saçlarında sarı ve kırmızı boya izlerini hala görebiliyoruz. Bu yönüyle gerçekten gelecekte bu heykelin baş heykel başının gövdesini de bulmayı ümit ediyorum. Şöyle yapıyorum ki şey olmasın. Evet. Tozu görüyor musunuz değil mi? Tamamdır. Buradan da görebiliyorsunuz. Gerçekten çok kaliteli yapılmış baş. Hakikaten bir de 2100 yıl olması itibariyle yapılmış. Arka bölüm, görülmeyen bölüm daha çok kaba bırakılmış. Bu da zaten antik dönemde çok yaygın. Heykelin hem maliyeti hem de üretim aşamasının kısa sürede tamamlanması yönüyle bu çok tercih ediliyor. Sarı boyaları saç buklelerinin arasında rahat bir şekilde görebiliyoruz. Antik dönemde bu eserler tamamen boyanıyordu. O zaman daha... Sizin için özel yerde şey yaptık ya. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hocam bulunduğu bölge tam olarak neresiydi?